x artı 1 bölü 2x artı 3 tekrar edilmiş. Buna a dersek değişken değiştirdiğimizde a kare eksi 4a artı 3 eşittir 0 olur. Çarpanları ayırdığımızda eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3'tür. Toplamları da eksi 4'tür. Buna göre bunların işaretini değiştirdiğimiz zaman a eşittir 3 ve a eşittir 1'den değerleri buluruz. Bu ifadeler parantez içlerine eşit olacaktır. Sırasıyla bakalım. X artı 1 bölü 2x artı 3 eşittir 1 dersek 1 bölü 1. İçler dışlar çarpımından 2x artı 3 eşittir x artı 1 olur. X'leri bir tarafa toplarsak sayıları da diğer tarafa x eşittir eksi 2 olarak bulunur. Diğerine bakacak olursak x artı 1 bölü 2x artı 3 eşittir. Bu sefer 3 oluyormuş. Yine payda 1'dir. Çaprazlama çarpımı yaparsak 3 çarpı 2x'ten 6x, 3 kere 3'ten de 9 gelir. Diğer tarafta x artı 1 bulunur. X'i sol tarafa atarsak 5x, 9'u sağ tarafa atarsak eksi 8 olur. X buradan eksi 8 bölü 5 olarak bulunur. Dolayısıyla doğru cevabımız eksi 2, eksi 8'in olduğu B seçeneğidir. Bu sayıları normalde bizim tekrar alıp burada denememiz gerekiyor. Paydaya baktığımızda 2x artı 3 eşit 0 dediğimizde x eşit değildir. Eksi 3 bölü 2 olmalıdır. Yani bunun görülmesi yeterli. Bu iki sayının hiçbir tanesi paydayı 0 yapmayacağından dolayı çözüm kümesi B'deki gibi diyebiliriz.